Ahiret var. Korkmana gerek yok dürüst olanların. İyi niyetli, samimi olanların gönlü rahat olsun. Dürüst Müslümanların gönlü rahat olsun. Allah'a güvensinler. Ölüm anı da rahat olacak. Ahiret safhası da rahat olacak. Zaman olmadığı için süratle inşallah ahirete intikal edecekler. Sevdikleriyle karşılaşacaklar. Allah sevmeyi, sevilmeyi seviyor. Bu dünyada sevmeyi, sevilmeyi öğretiyor. Sonsuza kadar da sevmeyi ve sevilmeyi yaşamak istiyor Allah. Kendine dua ettirmek istiyor. Kendi ilahlığını bilmemizi istiyor. Büyüklüğünü, gücünü bilmemizi istiyor. Efendim. Ama sevgi tabii asıl. Sevmek ve sevilmek. Mesela biz Allah'ı seviyoruz ama Allah da sevmek istiyor. Yani mesela Allah'ın şeyi bu, yönü, bir vasfı. Sevmek istiyor. Mesela Peygamberimiz seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. Habibim diyor ona. Hazreti Musa'yı seviyor. Seni seçtim diyor Allah ayette. Seni seçtim. Mesela Hazreti Yusuf'u seviyor. Küfrü sevmiyor Allah. Samimiyetsizliği sevmiyor. Onu yaratmış. Kendi ahlakının yaşanmasını istiyor Allah. Allah'ın ahlakıdır. Merhametli olmak, şefkatli olmak, akıllı olmak, dürüst olmak. Bu dünyada iyice bize bir tanıtıyor. Sevmeyi sevilmeyi öğrenmeden gidersek Allah vermez. Allah vermez. Cennet çadırında oturursun, böyle bakarsın. Cennet pınarlarının başında böyle oturursun. Sevmeyi, sevilmeyi az öğrenmek de olmaz. Allah tam öğrenmeyi istiyor. İnşallah. Onun için bayağı yetecek bir ömür veriliyor. Tam kurs müddeti kadar. Yani müminlerin hepsine öyle kurs müddeti kadar ömür verilir. Şehit olanlarda da o tamamlatılıyor. Geri kalan tamamlatılıyor. İlla ki o eğitimden geçecekler. Çünkü şehitliği Allah çok seviyor, beğeniyor. Çünkü sevgisini çok şiddetli göstermiş oluyor. Allah için, canını verdiği için Allah onu çok beğeniyor, çok seviyor. Yani o yüksek bir sevgi olarak beğeniyor Allah. Onun için o tavrının karşılığı olarak da bak ne güzel onu eğitmeye devam ediyor cennette. Tek yanlı eğitiliyorlar, bizim gibi değil. Yani kötülüğü bilmeden sadece iyiliği bilecek şekilde eğitiliyorlar. Yiyor, içiyor, rahat inşallah. Dediklerimin doğru olduğunu Darwinizmin tamamen yenilmesiyle göreceksiniz. İnşallah. İslam dünyaya modern İslam olarak bizim tarif ettiğimiz İslam anlamında hakim olacak. Bakın bir de harika bir yön var. Yobazlık tarzında İslam hakim olmayacak. Evet. İnşallah. Benim tarif ettiğim, bizim tarif ettiğimiz tarzda. İnşallah. Başbakanın da söylüyor ya modern İslam. Evet. O tarzda İslam hakim olacak. İnşallah. Harika, büyük harika görmeyiz. Yani aklın ihtiyara kalkacak bir şey, o zaman diğer insanlara haksızlık olur. İstiyor ki mesela karşısına gelsin Cebrail, otursun yemek yesinler, duvardan geçsin. Öbür insanlar nedir? Onlar niye imtihan olanlar, bu zamana kadar olanlar nedir yani? Onlar insan değil mi? Onlar da insan. Onların da hakkı onlar da olur. Öyle şey olmaz. Peygamberlerde de aklın ihtiyarına kalkar hiçbir şey olmuyor. Yani insan öyle zannediyor mu? Olmuyor. Öyle zannedildiği gibi olmuyor. Hazreti Musa'da bakın ayette bakın siz aklın ihtiyarına kalkmadı. Her safhada anlaşılır. Mesela zannediyor ki insan ya diyor aklın ihtiyarı kalkmıştır. Yok öyle bir şey olmuyor. Bak örnek vereyim. At elindekini diyor Cenab-ı Allah Musa'ya. Atıyor. Yılana dönüşüyor. Mucize bu değil mi? Allah diyor ki arkasına bakmadan kaçtı diyor. Aklın ihtiyarı kalksa öyle bir şey yapar mı? Tabii yapmaz tabii. Değil mi? Bak Allah diyor ki dön korkma diyor Allah. Benim katımda peygamberler korkmaz diyor. Çekilerek geliyor yine inşallah. Ama korkma dediği için artık korkmuyor. Tut diyor Allah kuyruğundan.
tuttuğunda yeniden asa oluyor. Ya yani hayatta en korktuğu şeylerden birisi yılan. Allah tut diyor kuruntunu. Ayağını tuttuğunda tak anında asaya yine ayağını. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki Firavun'a gidin diyor. Ya Rabbi korkuyoruz diyorlar. Açıkça diyorlar bak. Evet. Aklın ihtiyarı. Tabii. Kalkmış olsa bunu söyler mi? Ulaşsın peygamber. Evet. Korkuyoruz ya Rabbi diyor. Evet. Korkuyorum diyor. Allah diyor korkma diyor. Bak bir daha söylüyor. O korkuyorum diyor, korkma diyor. Çok fazla korkmamasıyla ilgili ayet vardır Hazreti Musa'da. Ayetlere bakın. Hep Allah korkma der. Bak, görüyorum, işitiyorum diyor. Yanındayım diyor Allah. Ben sen oraya giderken yanındayım ben diyor. Görüyorum, işitiyorum. Sürekli ona tevhidi hatırlatıyor. Allah'ın gücünü hatırlatıyor. Yani her an görüyor, duyuyorum diyor. Bu aynı zamanda şirke karşı da bir tedbirdir. Allah'ın aldığı bir tedbirdir. İnşallah. Çünkü Firavun diyor. Firavun'a o gücü veren kim? Allah. Allah. Kim konuşturuyor? Allah konuşuyor. Ben diyor. Yanındayım diyor Allah. Ben görüyorum diyor. Ona gücü veren de benim diyor. Dolayısıyla onlardan korkma, benden kork diyor Allah. Doğru söylüyor Allah. Firavun adım atamaz Allah güç vermezse. Ne diyorsa onu yapar Allah. Yani kaderinde ne varsa onu yapıyor. Allah diyor zaten başında söylüyor. Hepsini reddedecek diyor. Tevrat'ta çıkıyor. Ya bütün hükümlerini tamamını reddedecek diyor söylediklerini. Ama söyleyeceksin diyor. Sürekli mucize gösteriyor. Her seferinde inandık diyor. İnandım diyor adam. Aklın ihtiyarı tam kalkmadığında bak. Şimdi ihtiyarı hafif kalkar gibi görünüyor ama Firavun'un. Mucizeyi görüyor, kalkmıyor. İhtiyarı kalkmadığı için 9 kere tekrar ettiriyor. Yani imtihanın harikalığındandır. Allah tam ayarında yapar imtihanı. Yoksa aklın ihtiyarı kalksa Firavun için o yeterli. 9 tane mucize var. Mesela kurbağa yağmuru oluyor. Önce diyor ki Allah yaptı bunu diyor. Hazreti Musa'nın ve Harun'un Allah'ına diyor. İnanıyorum ben diyor. Dua et diyor. Kaldırsın Allah diyor üstümüzden diyor. Kalkıyor ya sonra düşünüyor. Ya atalarımıza da zamanında diyor kurbağa yağmuru olmuş diyor. Boş yere ben iman ettim diyor. İnanmıyorum diyor şimdi diyor. Zor bir tafatı oluyor. Yine diyor Musa'nın Allah'ına inandım diyor. Musa'nın ve Harun'un Allah'ına. Afat kalkınca düşünüyor. Ya diyor geçmişte de diyor bir tafatı olmuştu diyor. Ben boş yere iman ettim diyor. Yine inkar ediyorum diyor. Mesela bütün her yer kıpkırmızı şey oluyor, nehir. Renk alıyor, kıpkırmızı. Kan mucizesi. Ayette o şekilde geçiyor. Ya diyor geçmişte daha önce de olmuştu diyor nehirde diyor böyle bu tip şeyler. Kırmızı diyor, kırmızı hal almıştı diyor. Hakikaten oluyor bazen nehirlerde. Evet. Bir bakteri cinsinin etkisiyle oluyor. Yine vazgeçtim diyor. Deniz yarılıyor. Karşıya geçiyorlar. Daha önce de olmuştu diyor buna benzer. Yani bizim tarihimizde var böyle olaylar diyor. Onlar da ortaya kadar geçiyorlar. Hiçbir şey olmaz diyor. Su kapladığında Musa'nın ve Harun'un Allah'ına iman ettim diyor. Allah diyor ki şimdi mi diyor. Allah kardeşim 9 kere kardeşim demeyeyim de herif öyle kardeş olmaz. 9 kere mucize görmüşsün. Sen oradan çıksan yine yaparsın. Evet. Ahmak herif yine yapacaksın yani. O anda onun diyor. Yani mesela bazı insan kafasını düşürüyor ya dersin. Belki iman edecek bırakalım da bakayım ne yapacak diye düşünebilir. Yok öyle olmuyor. Çıkar. Aynı kaldığı yerden yine devam eder. 1 milyon kere olsa ki 1 milyonda da yapar. Allah diyor ayette. Ya Rabbi bizi geri gönder diyorlar şeye, dünyaya. Bak nasıl imanlı olacağız diyorlar. Yok diyor Allah. Aynısını yaparsınız diyor. Mealen. Hiçbir değişiklik olmaz. Yani sonsuza kadar diyor Allah bu kalplerinde kalır böyle diyor. Öyle yaratılmışlar çünkü. Cehennem için yaratılmış. Tabii insanlar bunun sırrını anlayamıyor. Bana soruyorlar kardeşler zaman zaman. Ben de biraz kapalı anlatıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Samimi iman edene hiçbir şey olmaz. İnşallah. Samimi Müslüman hiçbir şey olmaz. Her safhasında rahat eder. Bak dünyada da rahat eder. Ahirette de rahat eder. Ama rahat eder derken imtihan olmayacak diye bir şey yok. İmtihan olur.
Sürekli imtihanlara hikmet gözüyle bakacak. İnşallah. Hikmet gözüyle bakmadın mı olmaz. Bak diyor ki Hazreti Musa, dedi ki diyor Kasas suresi 33'te şeytan Allah'a sığınırım. Rabbim gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm diyor. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kasas suresi 34. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum diyor Hazreti Musa. Dediler ki Taha suresi 45 Harun ve Musa aleyhisselam. Rabbimiz gerçekten Firavun'un bize karşı taşkın bir tutum takınmasından. Çünkü Deccal olduğu için iddianın Egemen Kontrol Örgütü nasıl zalim? Onlar da zalim. Taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Bak ikisi birden söylüyor, korkuyoruz. Sonra diyor ki bak Taha suresi 66-67. Sonra hemen ne görsün? Sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Hazreti Musa'nın gözünü öyle görünüyor. Hipnozu yapıyorlar orada. Ya büyü yapıyorlar. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Bak daha önce kendi attığı asa yılana döndüğü halde, bundan git dediği halde Allah, aklın ihtiyarı kalkmadığı için ne diyor Allah bak, kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Asanı bıraktı ve onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. Ey Musa korkma, şüphesiz benim yanımda gönderilen elçiler korkmaz. Haram kılıyor Allah korkmayı. Nem suresi 10. Şuara suresi 21. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım diyor. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi. Beni gönderilen elçilerden kıldı. Şuara suresi 21. Böyle şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı diyor Hazreti Musa için. Kasas suresi 21. Böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti diyor Hazreti Musa için. Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar dedi diyor. İmtihanın gereğidir bunlar. İmtihanı ve aklın ihtiyarı kalkmadığının net delili olan ayetler işte. Aklın ihtiyarı kalksa korkmaz. Evet. İnşallah.